Herkese iyi akşamlar. Tribün Ajans'tan bugün sizlerle beraberiz. Temsilcilerimiz Avrupa maçlarını tamamladı. 4'te 4'te sonraki turlara yükseldik. Bugün Oğuz, Hakan ve Koray abiyle birlikteyiz. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İsterseniz önce Hakan'la başlayalım. Adana Demir tarihlerindeki ilk Avrupa macerasında dişli bir rakip sayabileceğimiz kurucu eleyerek üst tura çıktılar. Evet Hakan, nasıldı tur? Neler dersin? Özellikle ikinci maçın genel hikayesi Kuluj'un sert savunmayla kapanıp Demirspor'un kısa paslarla savunmayı açmaya çalışması şeklinde özetlenir. Özellikle bugün Belhanda'nın yaratıcı pasları, topu ileri taşıması ve defansta savunmayı rahatlatmasından dolayı maçın adamı olduğunu düşünüyorum. İleride Şerif Ndiaye'nin tam bir pivot özelliğini kullandığını, özellikle bu yüzden sürekli sert faullere maruz kaldığını söyleyebiliriz. Topu özellikle sırtı dönükken kaptırmayışları, topun Demirspor'da kalması ve sürekli atak yenilenmesini de sağladığını düşünüyorum. Aslında maç Demirspor'un istediği şekilde gidiyordu. Ama Demirspor bir türlü o pozisyonları bulamıyordu ilk yarıda. Akintola'nın golüyle beraber o gedikte aslında açıldı. Fakat 63. dakikada şanssız bir pozisyonla penaltı kırmızı kart olunca bile tersine döndü tabii. O dakikadan sonra enteresan şekilde Kuluş 4 tane değişiklik yaparken Kluivert hiç değişiklik yapmadı. Bu da Demirspor'un tamamen temposunu kaybetmesine sebep oldu. Özellikle bir 70-80 arasında Demirspor'un çok temposuz kaldığını söyleyebiliriz. Özellikle 10 kişi kalmanın da etkisiyle. Sonrasında son dakikalarda bir Dorukhan Toköz, Emre Akbaba değişikliği oldu. Muhtemelen bunu defansif orta sahayı güçlendirmek, en azından skoru tutup 120 dakikaya kalacağını düşünmek için yaptığını düşünüyorum. Son dakikada da zaten Şerif Endiayen'in golüyle de bence gayet hak edilmiş bir tur oldu. Çünkü 10 kişi kaldıktan sonra da Kuluj bir baskı bulamadı. Yani dolayısıyla ben Demirspor'u tebrik ediyorum. O sıcak karşısında da başarılar diliyoruz. Evet, maçtan önce Murat Sancak'ın da maçtan sonra da açıklamaları vardı. Özellikle transferler konusunda. Mbaye Niya konuşuluyor, Simi konuşuluyor. Neler dersin? Bu oyuncular neler katar? Gidecek oyuncular da var gibi görünüyor. Yani yeni hoca, Montella'nın bıraktığı bir takım. Sence bundan sonraki turlar için şansları nedir? Yeni transferlerle birlikte bunun üstüne koyabilirler mi? Yani özellikle bu eşleşmede beğenmediğim bir isim var. Svensson. Çok yetersiz kaldığını düşünenlerdenim. Yani geçen seneki lig performansının aksine ben çok yetersiz kaldığını düşünüyorum bu eşleşmede. Onun haricinde birkaç yerde oyuncuların özellikle tercih hatalarının çok net gözüktüğü ekranlara geldi. Yani dolayısıyla yeni transferlerle bu eksikler de giderilebilir ki zaten Mbaye Niang da tecrübeli bir oyuncu. Ya ben yeni gelen oyuncuların takıma katkı yaratacağını düşünüyorum. Zaten birkaç oyuncuyla da özellikle Onyekuru'nun gideceği konuşuluyor. Yollar ayrılacak. Gulbrand'den de yollar ayrıldı. Evet, başkan açıkladı Gulbrand sen gidecek diye. Onyekuru'nun gitmesi durumunda da yeni bir transfer yapabiliriz diye. Yani inşallah çok iyi başladılar. Çok ya kendi düzeylerine göre diyeyim sert bir rakiple eşleştiler. Kuluş sonuçta bizim hemen hemen her sene Avrupa'da elemede olsun, playoff'ta evet. Olsun, grupta olsun gördüğümüz ve zaman zaman da bizim temsilcilerimizle eşleşen de bir kulüp ve zorlukla çıkarabilecek bir eşleşmeden kırmızı kartla yemesine rağmen çok iyi çıktılar diye düşünüyorum ben de. İnşallah yeni transferlerle birlikte bugün 4'te 4 yaptık. Yani daha da ileri gideriz tabii, diye umut ediyorum. Melih, Osijek'le eşleştiler. Osijek'le kötü bir takım değil. Hırvatistan Ligi'nin hani bilindik takımlarından. Yanlış hatırlamıyorsam da Osijek'i de Thomas çalıştırıyor bizim. Hani Fenerbahçe Galatasaray'da oynamış. Yanlış hatırlamıyorsam oydu. Yani sezon başı onu getirdiler. Göztepe'de falan da çalıştı hatırlar izleyenlerimiz de. Yani zor bir takım bence gene. Ama gene de Adana Demirspor'un ben şanslı olduğunu düşünüyorum. Ben de açıkçası yani şu Kuluj eşleşmesinden sonra tabii ki transferlerde biraz etkili olacak. Takımın
dengesi biraz bozulabilir ama yani açılışı Kulüc'le yapmak ve bunu geçmek bence çok büyük bir işti. İnşallah buradan da daha da hızlı bir şekilde ilerler. Bugünün diğer bir karşılaşması da Beşiktaş-Tiran'dı. Ben de kısaca bir ona değineyim. Sizin de söyleyecekleriniz vardır belki. Ben geçen hafta biraz Beşiktaş övmüştüm. Diğer temsilcilerimize kıyasla biraz daha derli toplu, daha ne yaptığını bilen, daha dengeli bir takıma karşı oynamıştı ve hiç de fena bir performans sergilememişti. Özellikle neredeyse hiç pozisyon vermemişti. Bu konuda ben Beşiktaş'ı çok iyi bulmuştum. Bugün de hemen hemen tam tersiydi. Yani ilk 5 felaketti. Hiçbir şekilde pas yapamadı, oyun kuramadı Beşiktaş. Evet, stoperde Omar, Koli ve Necip ikilisi vardı ama belki farklı varyasyonlar deneyebilirdi hoca. Yani cebinde farklı sistemler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu benim kendi çıkarımım değil. Amir geçen haftaki maçtan sonra kendi söylemişti. Birkaç tane oyun sistemimiz var. Bu da bunlardan biriydi diye. Hoca bu maça da aynı sistemle çıkmış ama hem artık rakibi şaşırtacak bir konum kalmadı. Çünkü rakip analiz etti. Hem de kendi sahalarında olmanın da verdiği bir avantajla daha sert, daha korakor bir mücadele çıkararak Beşiktaş'ı fiziksellikle ezmeye çalıştılar. Bunda bence bir yere kadar da başarılı oldular. Dediğim gibi yani sonuç olarak baktığımızda Beşiktaş 2-0 kazanmış görünüyor ama maça girip baktığımızda çok daha net pozisyona giren ve çok daha fazla pozisyona giren Tiran'dı. Beşiktaş'ın geçen hafta Galatasaray için de söylemiştim. Sezonun bu kadar başında olumsuzlukları görmesi açısından bence çok iyi bir sınav oldu. Yani Şenol Güneş'in teknik heyetin bu maçı kesinlikle kazanılmış bir zafer olarak göreceğini düşünmüyorum. Asla. Yani transferlerin ne kadar gerekli olduğunu da bir kez daha gösterdi. Çünkü yine yaratıcı oyuncu eksikliği çekti. Yine maçı açacak oyuncu eksikliği çekti Beşiktaş. Sürekli de sakat oyuncu transferine gidiyorlar. Bakalım hayırlısı olsun. Sizin diyeceğiniz bir şey var mı? Ben şunu söyleyebilirim maçla ilgili çok kısa. Maç öncesi olanları hala anlamış değilim neden olduğunu. İnşallah Beşiktaş bir ceza almaz oradan. Hani daha iyi açıklamayı yapacaklar. Beşiktaş yönetimidir. Yani neden öyle bir saçma şeyler oldu onu anlamış değilim. Artı Beşiktaş'ın bugün kötü oyununun sebeplerinden biri Melih bence sahaydı. Berbat bir sahaydı zaten yakın evet. Çekimde görmüşsünüzdür. Berbat evet. Bir zemin vardı. Ama şu var, Beşiktaş bence transferde biraz hızlanmalı diye düşünüyorum. Birkaç oyuncu için. Hani çünkü kulübesi yani kulübe oldukça zayıf ya Beşiktaş'ın. Yani kulübeden içeriye atacak oyuncu zafiyeti çekiyor Beşiktaş. Onu bir an evvel halletmesi gerekiyor bence. Abi şöyle söyleyeyim. Maça altyapıdan çıkan yani 15 senedir oynuyor ama sonuçta yine bir altyapı oyuncusu. Necip'le başladı stoperde. Necip az stoper değil. Orijinal bir stoper değil. Arkasından gelen oyuncular iki yeni transfer ve iki yani altyapıdan oyuncu. Ya bu da zaten dediğini çok net bir şekilde gösteriyor. Acil transfer isteği var. Ya altyapıdan çocuklar için bir şey demiyorum. Kesinlikle. Hazırlık maçında da iyilerdi. Evet. Ya abi, bir de Beşiktaş sürekli olarak kronik sakatlığına gidiyor. Evet. Nefçibakü maçını da saymıyorum. Melih. Yani Beşiktaş geçer Nefçibakü. Ben ilerisi için söylüyorum. Lig başlıyor artık. Kesinlikle. Yani şampiyonluk hedefliyorsan bu kadronun yetme şansı yok yani. Abi ben makara olarak algılanıyor ama ciddi olarak söylemiştim bunu. Şenol Güneş yedek kulübesine oturmuyor bilerek. Yedek kulübesine bakıp morali bozulmasın diye. Yani gerçekten. Beşiktaş'ın en az 5-6 tane transfere ihtiyacı var. Rotasyon için abi. Fenerbahçe'de Galatasaray'ın dışarıda kalan oyuncularına bak. Bir de Beşiktaş'a bak. Yani dışarıda derken hani kadroya alınmayanları düşün. Aynen. Aynen öyle. Çok doğru. Beşiktaş'ın en büyük transferi hocası. Ben bunu geldiği günden beri söylüyorum. İyi işler yapıyor ama hani 13-14 oyuncu ile de gidemez adam. Şu an çünkü 13-14 oyuncu var. O yüzden hani Beşiktaş'ın bugün sevgili Engin Kehale de hani oyuncu gelse ilk 11'de nereye koyacaksın dedim maçın sonları. Duydunuz mu bilmiyorum. Ya Engin'i de çok severim ama tanıyorum da. Yani tamam da kulübede yok. Kulübede yoksa kulübe yani bir abi, şekilde.
Sağ açıkta Onur bulup başladı. Ben çok severim ama. Stoper Stoper Necip de sıkıntı vardır yani orada. Bu kadar açık ve net. Yani sağ önde Onur bulup başladı. Sözüm bu kadar. Yani iyi futbolcu ama. Aynen. Yani iyi de oynuyor iki maçta. Elinden geleni yapıyor, o başka. Ama oranın oyuncusu değil. Bu kadar basit. Yani Onur maçı da sol bekte bitirdi. Öyle bir yani genel olarak büyük bir sıkıntı var. Buna karşı Tayfur gitse de ruhu yaşıyor kardeşim. Buna karşı Tayfur Bingöl hani bir yere dönecek dediler bonservis. Onunla ilgili de bir gelişme olmadı. Ben duymadım da herhalde o iş yattı gibi. Abi o iş şöyle yatmadığını düşünüyorum. Muhtemelen yönetim transfer sezonun kapanmasına yakın bir hamle yapacaktır diye düşünüyorum işte. Tayfur zaten zorluyor. İşte transfer dönemi de kaparken makul bir bonservis bedeliyle bir şeyler olacak gibime geliyor ama yani talep edilen bonservis bedelini şu an için Beşiktaş'ın karşılaması mümkün değil. Yani bu kadar para yok, yaygarası yaptıktan sonra Tadiç'e o kadar parayı vermedikten sonra Tayfur'a bu kadar çıkacaklarını düşünmüyorum. Bianco'yu getirip bir daha müzakerede bulunmak isteyen yönetim Tayfur'u bağlayamaz. Maalesef Beşiktaş'ın en sıkıntılı tarafı yönetimi. Şenol Hoca'ya ben sabır diliyorum. Kesinlikle. Umarım yani. Şenol Hoca'yı rahatlatıp sadece futbolu düşündürtecek hamleleri yaparlar abi. Çok zor görünüyor ama sadece bak sadece futbolu düşünen Şenol Hoca Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın çıktığı seviyeye bu kadroyla Beşiktaş'ı getirir. Ama ben Şenol Hoca'nın futbolu sadece futbol düşüneceği bir yapının Beşiktaş'ta kurulacağına hiç inanmıyorum. Mümkün değil. Yani dediğine bu çok arada, katılıyorum. Hocanın çok beğendiği ve görüşlerini aldığı yardımcılarından biri de Tuzla Spor'a A takım hocası oldu. O da ilginç. Geçen sene bir tanesi ayrılmıştı. Yani orada da belki bir ekleme olabilir. Yani Burak Yılmaz geldi gerçi ama olsun, Burak futbolculuğu kadar antrenörlüğü tecrübeli değil çünkü oraya belki bir ekleme yapabilir Şenol Hoca diye tahmin ediyorum. Olabilir. Yani Beşiktaş genelde böyle şeyleri hocasına sormadan yapar. Hatırlarsınız Şenol Güneş'in ilk döneminde yardımcı antrenör Tamer Tuna Şenol Güneş'ten önce gelmişti. Yani Beşiktaş böyle şeyleri yapabiliyor. Buradan dilerseniz kadrosu daha oturulmuş, transfer sezonunda çok hızlı giren ve çok doğru hamleler yapan diğer iki temsilcimize geçelim. Önce Galatasaray'dan başlayalım. Galatasaray dün yaptı. Biraz zorlandı. Zagris kimi pozisyonlar elde etti ve bunların bir tanesi bile gol olsa belki farklı sıkıntılara yol açabilirdi. Hele ki hafta sonu böyle bir imza transfer şov yapmış, herkese açık bir antrenman maçı yapmışken bu kadar zorlanması, belki yani kalite olarak yine her türlü maç uzasa dahi Galatasaray rahat bir şekilde geçecekti ama benim burada en çok dikkatimi çeken nokta, Icardi gelmiş olsa bile arkasında hiçbir şekilde ikame edemeyecek forvetin olmaması. Yani Halil de Barış Alper de kendi çaplarında çok iyi niyetli olsalar da uğraşsalar da yani Icardi ile çok farklı profiller. Farklı profillerin olmasından öte ikisi de bence gidecek hala çok yolları var. Galatasaray bu kadar kuvvetli bir kadro kurmuş ve hala da üstüne gitmeye çalışırken yani Locatelli ismi geçiyor. Dün de biz program çektik, ona da bakabilirsiniz. Evet. Locatelli olmuş, teşekkür ederiz. Evet, yani büyük de bir teveccüh göstermiş izleyicilerimiz. Buradan bunu da hatırlatmış bulunalım. Yani oyuncu raporları gelmeye devam edecek transferlerle birlikte. Daha da çok video çekeceğiz, sizlerle buluşturacağız. Konumuza devam edelim hemen. Yani Kerem transferi yapıldı orta sahaya. Locatelli ismi geçiyor, başkaları da olabilir. Ndombele ismi geçiyor ama benim burada en çok dikkatimi çeken uzun süredir Icardi'den başka bir santrfor ismi geçmemesi. Belki arkadan yani yönetip kendi içinde konuşuyor olabilir. Yani Zaha transferinde de gördük. Çok hızlı girip hallettiler. Belki böyle bir şey olabilir. Ama benim bu iki karşılaşmada en çok dikkatimi çeken santrfor eksikliği oldu. O sen neler dersin? Galatasaray'ın özellikle bu maçını
kilidi açamayışını, santrafor eksikliğini, orta saha eksikliğini. Angelinho çok eleştirildi. Abdülkerim de bir o kadar övüldü onun arkasını kapatması dolayısıyla. Neler dersin? Yorumların nelerdir? Seni dinledim. Abi kısaca toparlayalım. İlk önce saha içindeki sorularına cevap vereyim. Ya açıkçası Angelinho'yu da bu kanalda da konuştuğumuzda Angelinho için en optimum senaryoyu söylemiştik. Yani şu anda evet rakip çok zayıf ama Galatasaray'da kadrosu sezona başlangıcı hiç oturmamış bir takım. Geçtiğimiz sezon Sergio Oliveira'nın düşüşünü konuştuk burada ve o düşüş devam ediyor maalesef. Yani kaliteli bir oyuncu ama bu seviyede de olsa temponuz bu kadar düşükken kalite sizi götüremeyebiliyor. Yanına bir de Berkan var. Berkan geçtiğimiz sezon hoca ile birlikte bir rehabilitasyon geçirdi ama hala belirli bir düzeyde bir oyuncu. Biz Angelinho için ne ilk konuşmuştuk? Torreira ve yanına Torreira türevi. Ayağı biraz daha iyi ama orada çift kasap olarak tabir ettiğimiz o yapıyı kurup Abdülkerim'in kendini geliştirmesiyle Angelinho arkayı çok fazla düşünmeyecek demiştik. Özellikle ligde. Yani Şampiyonlar Ligi seviyesinde çok daha ciddi rakiplerde hala sıkıntı yaşayacaktır Galatasaray. Ama evet. Şimdi bak Berkan, temposu Sergio Oliveira sezona daha yeni başlamış. Abdülkerim alışmaya çalışıyor. Ben açıkçası çok erken yangın yapıldığını düşünüyorum. Bu oyuncular daha birbirlerini tanıyacaklar. Bir de Angelino hiç hazır değil zaten. Onu hani futbolu anlamayan bile onu görür. Yani oyuncu hazır değil daha. Öyle abi, şimdi ben özellikle sosyal medyada çok erken bir kadro, özellikle Okan Buruk yangını görüyorum. Ya oluyor bu. Biraz sakin olunması gerekiyor. Geçen sezon başında da çok yapılmıştı. Daha ya, ligin ikinci haftasında Fatih Terim gelir mi tartışmaları yapılmaya başlanmıştı ki. Ya, ben Okan Buruk'un geçen sezon başında da çok gereksiz eleştirildiğini düşünenlerden biriyim. Çünkü bu adam, bu hoca Akhisar'la kupa kazanmış, üstüne Başakşehir'le de ligi kazanmış bir insan. Bu kadar eleştirilmesini ben anlamıyordum. Geçen sezon da böyle öyle başladılar. Dediğim gibi bu sezon da çok fazla eleştiriyle başlandı. Ama ya abi, kadro hala hazır değil. Bak Okan Hoca şampiyon hoca. Hem de Icardi gibi aslında %80 herkesin patlamasını beklediği sorunlu oyuncu sezon oyuncunun ortasında kadrosunu oturtmuşken gelen Zaniolo, sezon başı Kerem Yunus'la yola çıkıldı. Yunus'tan o performans alamadı. Raşisa'yı oraya çekti. Hangimiz Mertens'ten bu futbolu bekliyorduk abi? Ben Mertens'ten ikinci forvetçilik 15 gol falan bekliyordum. Daha çok orta saha oynadı Mertens. O yüzden sakin olmak lazım. Galatasaray'ın oyunu gelen oyuncuların kalitesiyle birlikte yükselecektir. Ki çıkan transfer haberlerine bakarsak da kadronun ben dişlilerin birbirine zamanla oturacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın şu an yapması gereken turu geçmekti. Turu geçti. Oyun sınıfı geçti mi? Oyun tabii ki sınıfı geçmedi. Deplasmanda da iç sahada da tempo çok düşüktü. Takımın temposu ciddi anlamda düşüktü ve yani iç sahada da bu kadar aslında bizim sıkıntı yaşamamız bitirici noktadaki kötü kararlardandı. Buradan bağlayacağım. Boy vuruşu yok ama o. Oyebosi miydi? Oyebosi miydi arkadaş? Evet. Abi şey hızlanma 20, finishing 2. Yani abi, onu anlatabilse zaten o takımda olmaz. Hüseyin Bolt'un futbolcu hali arkadaş. Hüseyin Bolt da abi Hüseyin Bolt iki maçta yakaladıklarının iki tanesini falan atardı. Aynen. Yani buradan şu var. Oğuz, sana şunu soracağım. Maçı izlerken Galatasaray'ın da ona katılıyorum. Hani Icardi'nin gelmesine de daha var. Bir 4-5 hafta var da. Galatasaray'ın hani ihtiyacı olan isimler, hani diyorlar ya şunu alsan olacak orada. Ya belli ki Zaniolo gidiyor ya. Ya bak Galatasaray'ın olmazsa olmaz transferlerinden biri bence Raşista. Kesinlikle. Onu alması lazım Galatasaray'ın. Ve Okan Hoca'nın ben onu özellikle istediğini düşünüyorum. Abi şurada şöyle bir şey var. Hem Zaniolo'nun gidişini bekliyor Galatasaray bana göre. Yani bütün aldığımız emareler, duyduklarımız da bu yönde. Hem Zaniolo'nun gidişini bekliyor hem de bu süreçte zaten ben tok alıcıyım diye Norwich'ten ne koparırsam kârdıra bakıyor. Yani bu sürecin ben Galatasaray için en hayırlı bir şekilde gelişeceğini düşünüyorum. Melih'in ilk başta girişine de şöyle cevap vereyim. Ya, Halil maalesef ki bize Kerem kontenjanından geldi. Yani yerli oyuncu falan olmasa açıkçası yani Halil'e işinin düştüğü yerde Galatasaray'ın ben özellikle ligde bile ya abi Halil
böyle bir futbolcu olduğu için Gomis'in o kontratı Galatasaray'a geldi. Bak bunu her zaman söyleyeceğim. Ben Beşiktaş'a yazıldığında da Halil'le ilgili aynı şeyi söylüyordum. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Barış ne kadar futbolunu yükseltirse yükselsin, karar mekanizması hala belli bir seviyede oyuncu. Ben ya burada... Barış aslında kanat oyuncusu. Yani Altik'te kanat oyuncusuydu bu çocuk. Abi işte Okan Hoca ve Barış'ı tebrik edilmesi gereken bir yer. Mesela hiç karar mekanizması yokken o çocuk oraya evrilmeye çalışıyor. Elinden geleni yapıyor ama hani rakip 5-6 kişi kapanırken de Barış'ı öne attığında bir yere kadar verim alırsın. Ben burada yani şöyle bakan, söyleyeyim. Bu transferinin bana göre çok da gecikmemesinin sebep şeyini faydasını Galatasaray'ın bir sonraki turda göreceğini düşünüyorum. Halil'e muhtaç kalmıyorsun çünkü. Yani dün girdi çok evet. Fazla... İş düşmedi Bakan Bey çünkü skoru korumaya geçtin. Ben Icardi'nin arkasına alınabilecek iyi oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncunun özelliklerini biliyoruz, ne vereceğini biliyoruz. Icardi'nin arkasına beklerken su kaynatmayacak Gomis gibi. Ya bu maçta seni değil de Barış Alper'i oynatalım taktik için daha iyi dendiğinde hocaya caz yapmayacak da bir oyuncu açıkçası. O konuda ben Icardi'nin şeyini bu hazır olmasını... Yani takıma adapte olup fiziksel olarak kendini toparlama sürecinde bakan bunun Galatasaray'a çok faydasının olacağını düşünüyorum. O yüzden değerli bir transfer. Onun dışında en önemli konu Koray abinin dediği gibi. Yani şu an pusuda bekliyoruz açıkçası Raşitsa ve orta sahayı. Yani Zaniolo haberleri Ayuka çıktı abi. 22-23'e falan Juventus gördüyse bir orta noktada buluşulacak belli ki orada. Yani Locatelli çok heyecanlandırıyor. İsim olarak değil, daha çok oyunculuğu olarak beni heyecanlandırıyor. Çünkü 25 yaşında İtalya milli takımının banko orta sahalarından biri. O havuzda yeri sabit oyunculardan biri ve oyunculuk özelliği olarak da Torreira'nın yanına koymak isteyeceğiniz çok özel bir isim. Yani kesinlikle. Sadece burada da Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray seviye aldı. O yüzden ben çok değer veriyorum buna. Yani Galatasaray'da suların durulması gerekiyordu. Orta saha transferinden sonra bu suların durulmasını yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü yavaş yavaş artık tamamen takımın adaptasyonu ve sahaya dönülmesi gerekiyor. Futbola dönülmesi gerekiyor. Hocanın ben zaten sahaya döndüğünü düşünüyorum. Özellikle iki Žalgiris maçında artık ya Olimpia Ljubljana Žalgiris'ten daha iyi takım. Ben Galatasaray'ın daha iyi hazırlanıp doğal olarak turu geçeceğini düşünüyorum. Tabii. Daha iyi. Ben de küçük bir ekleme yapayım. Yani taraftar tabii ki heyecanlanıyordur. Bu kadar büyük bir kadro kuruldu. Ama şöyle bir gerçek var. Şu anki yapılan transferlerin hemen hiçbiri bu turda oynamadı. Yani bu yapılan bütün transferler bundan sonraki turlarda çok daha rahat bir şekilde oynayacak, yazılacak. Ama zaten Galatasaray'ın bu iki maça çıktığı kadro da geçen sene bıraktığı kadro. Angelinho'yu çıkarırsak hatta daha düşüyor. Çünkü Torreira'da yok. Icardi'de de yok. Icardi yok. Raşitsa yok. Yani Beşiktaş'ın durumuna biraz benziyor. Beşiktaş da geçen sene bıraktığı yerden daha düşük seviyede daha dar bir kadroyla çıktı bu tura. Aynı şey Galatasaray için de geçerli ama bu turdan sonra işler biraz daha yoluna girecektir. Abi Icardi ile Torreira'yı takımdan çıkardığında yavan bir takım kalır zaten. Torreira senin sürekli hücum etmeni sağlıyordu. Icardi de getirdiklerini içeri atıyordu. Sezonun sonunda gollerin hepsini Icardi attı şimdi. Bunu da konuşmak doğru. Lazım. Abi yani, Raşitsa da yok. Aynen. Ya Raşitsa da abi oradaki çok... Raşitsa tam bir tutkal. Yani ve bir tutkal oyuncudan alabileceğiniz hücum katkısını da size sunuyor yani. Ben o yüzden çok seviyorum. Umarım yani o süreç kısa zamanda Galatasaray için en hayırlı şekilde olur. O yani, senaryoda evet. Zaten yani Kerem'in de Zaha ile birlikte dönüşümlü ve abi daha Mertens var bak. Mertens kartvizit koydu sahaya. Bu iki şeyde, iki maçta. Deplasmanda Mertens oyuna gelince Galatasaray oynamaya başladı. Dün attığı golden bağımsız. Sağdaki o bağlantıyı kurması, takımı yönetmesi bambaşkaydı. Yani yaşından dolayı rotasyona uğrayacaktır. Ama biz Mertens'i çok çabuk sildik attık. Katılıyorum. Bir de yani konuştuğumuz şey bazı futbolcular, Bakan olsun, Mertens olsun tabii ki rotasyona girecek ama yani Galatasaray muhtemelen bu sezon 50 maçın üstüne çok rahat bir şekilde çıkacak. Kadronun da zaten biraz daha geniş olması gerekiyor. O yüzden transfer haberleri de gelmeye devam ediyor. Muhtemelen birkaç transfer daha olacaktır. Hali hazırda gelenler var. Dediğim gibi henüz kadroya yazılamadılar. Bundan sonraki turlarda da onların da yazılmasıyla
Galatasaray daha rahat bir şekilde ilerleyecektir diye düşünüyorum. Buradan isterseniz kadrosunu hemen hemen tamamen oturtmuş, şekillendirmiş, transferleri hızlı bir şekilde yapmış, biraz para harcamış gibi görünen ama sattığı oyuncularla da aslında öyle çok da büyük bir para harcamayan bir takım Fenerbahçe'ye geçelim. Zimru turnu çok rahat bir şekilde geçti. Koray abi geçen hafta da belirtmişti. Zimru biraz daha diğer takımlara nazaran daha düşük seviye bir takım. Evet. Ama Fenerbahçe hem İsmail Kartal da açıkladı. Diğer oyuncuları da görmek açısından, yeni transferleri görmek açısından, yeni transferlerin direkt ilk maçta skora katkı yapması dolayısıyla bu iki maçlık eşleşmeyi en iyi geçen takım diyebiliriz herhalde. Onlarda da transferler devam edecek gibi. Cengiz konuşuluyor. Toko Ekambi ile anlaşmış gibi gözüküyorlar. Koray abi daha detayına inecektir. Sen neler dersin Koray abi? Ya Melih, şimdi şu iki maçı teknik açıdan konuşmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum ki. Ben biliyorsunuz Fenerbahçe ile ilgili bir YouTube kanalında, orada da teknik konuşmadım. Çünkü teknik konuşulacak bir takım değil. Kusura bakmasınız Zimru takımı. Fenerbahçe için moral olduğu ve bazı oyuncular için de, mesela Türk oyuncular, işte isim vereceğim, İrfan, Mert ve İsmail için de en azından biz buradayız mesajı verildiği iki maç oldu. Başka onun dışında taraftar Tadic'i gördü güzel bir şekilde. Tadic'in liderliğini gördü. Onun dışında Fenerbahçe için en azından biraz daha eli ayağı düzgün bir Maribor eşleşmesinde biz Fenerbahçe'yi daha net göreceğiz. Daha iyi şekilde göreceğiz. Maribor'da hep böyle duyduğumuz, sonuçta karşılaşmasak da bildiğimiz bir takım. Yani Zimru gibi değil. Hem Fenerbahçe'nin, hem Galatasaray'ın, hem Beşiktaş'ın biraz daha eli ayağı düzgün takımlarla oynayacağını biliyoruz ve o yüzden çok da ciddiye alınması gerekiyor. Yani Fenerbahçe'deki sıkıntılar hala, ben 3 Türk'ü düşünürken acaba diyorum 6 ay duracak mı? Livakovic sürekli veda ediyor ama bir türlü gelemiyor çünkü. Orada bir sıkıntı olduğunu duyuyoruz. Kaelin Navas'la ilgili biliyorsunuz gelişmeler de oluyor. Yani Fenerbahçe'nin en çok ben ligde şu 3 tane Türk kim olacak? Ama onun dışında transfer dersen Melih, evet Ekambi şu an en yakın isim. Cengiz Ünder için zaten Mahatya'nın biliyorsunuz yanılmıyorsam ya başkanı konuşmuş ya başkanı. Daha bir anlaşma yok. Ama ben şahsi kanaatim, ben bunu söyledikten sonra sevgili Altan Tanrıkulu, Altan abi de zaten aynı YouTube kanalında da beraber de yayın yapıyoruz. O da söylemiş. Çok tepki almış ama ben de aynısını söylüyorum. Fenerbahçe için buradan da söyleyeyim. Cengiz Ünder bence olmazsa olmaz bir isim değil. Yani Cengiz'i alamadığında Fenerbahçe mahvolacak, bitecek bir durumu yok. O yüzden 12'ler 15'lerin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe Ekambi'yi de, ya Ekambi ve Kurunç'e Fenerbahçeli dostların çoğu çöp muamelesi yapıyor. Yani affedersiniz en nefret ettiğim şey de çöp. Bir futbolcuya çöp dememi. İyi futbolcuya da kötü futbolcu dersin ama çöp çok ağır kaçıyor. Ya ama biri, tamam ben çok da Milanlıyım. Mert de biz Milan hastasıyız biliyorsunuz. Ya tamam Kurunç muhteşem süper bir topçu değil ama çöp de değil arkadaşlar, yani sizin deyiminizle. Bu kadar oyunculara da linçlememek gerekiyor. Kurunç'i geçen gün bunun da yayını yaptım. İlginç bir anekdot yakaladık biz. Empoli'de Kurunic'le Zeiss beraber oynamışlar. Gerçi küme düşmüşler ama olsun. Belki diyorum öyle bir orta saha mı yapacağız? Ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı olanlar belli. Ama herkese şunu söylüyorum. Gelecek uçaklardan öte gidecek uçaklar ve yurt içine girecek oyuncular. Çünkü 41 kişi var şu an. Marketingle ilgili biliyorsunuz bir internet sitesi var. Orada 41 kişiydi. Bugün. Ki bazı gençleri de yazmıyor. Mesela Bora yazıyor da benim U19'daki her çocuk da yazmıyordu. O yüzden bir an evvel yollamak da gerekiyor. Zaten yabancı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın artı yabancısı var şu an. O yüzden bir an evvel bunu çözmeleri gerekiyor. Onun dışında moral ve ülke puanı için takımlarımızın galibiyetleri güzel. Ama onun dışında bu maç asla ama asla ölçü değil. Koray abi, ben sana bir şey soracağım Melih'in de müsaadesi olursa. Abi sen teknik direktörü olsan Fenerbahçe'nin birini satıp birini oynatmak zorundasın. Kent'i mi oynatırsın, Cengiz'i mi? İkisini de oynatmam. Yani öyle söyleyeyim. Yani demek ki şimdi Fenerbahçe 11'i yaparken ben de size sorayım. Kent'le Cengiz dışında eğer elinizde daha iyisi olsa, mesela daha iyi transfer etseydin o ikisini kullanır mıydın? Hayır tabii ki abi. Çünkü Tadic'in var. Şimanski'ye de 10 vermişsin herhalde. Yedek tutmayacaksın. O öbür tarafa Zaha'yı atardın.
Ya Kent kötü oyuncu değil ama Kent Fenerbahçe'nin hani tamam biz Kent oraya attık. %100 diyemiyorum. Bak kötü oyuncu değil ama %100 diyemiyorum. Cengiz'i de şimdi Fransa Ligi'nde çok severek izlediğim bir lig değil ama yani Cengiz tam güvenemiyorum ne yazık ki Cengiz'e ya. Kusura bakmasın kardeşim. Abi bir şey daha soracağım. Abi şöyle bir durum var. Devam et sen. Abi şey yani Cengiz Tete sürekli sağ kanada oyuncu yazılıyor ya. Şey var mı bunda etkisi? Tadıç'ın solda oynamak isteğinin etkisi var mı? Olabilir. Ben de bana da. Ya gerçi bir de Emre Mor'u düşünüyorlardır büyük ihtimal oraya. Olmadı İrfan'ı çekeriz. Olmadı kalırsa bazen hani Batu Şua'yı koyarız falan diye düşünüyor olabilir hoca. Çünkü bir kere İrfan'ı seviyor. Yani belli İsmail Hoca İrfan'la Mert'i özellikle ligde kullanacak. Belli oldu o. O yüzden onlar için ben bir sağ demek ki sağda Kent'e tam güvenmiyor. Bir de Cengiz atayım. Hatta olursa bir de İkambe olsun İsmail Hoca. Anladım. Fazla mal göz çıkarmaz misali. Öyle bir durumu yapıyor yani. Abi belki İrfan Can'ı ortaya çekecektir. İrfan Can Başakşehir'deyken ligin en iyi orta sahası. Aslında olabilir. Doğru değil. Ön tarafı yani İrfan Can Şimanski 8-2-8 ile kolay kolay yükünü çekebileceklerini düşünmüyorum. Abi yanına bir tane değil. Şey alacaksın ama. Yanına bir tane canavar alacaksın. Ya zaten bizim şimdi oraya Kurunis Dice da yaptan çok Melih çok soft kalır yani. Kurunis Dice olmaz. Özellikle önemli maçlarda. Aslında Fenerbahçe'nin oraya alacaksa daha böyle Torreiravari, yırtıcı. Evet. Yani Kurunis öyle bir adam değil. Milan'dan biliyoruz zaten. Delirtiyordu bizi yani. Abi klonlayabilsek bir 10 milyona verirdik size bir tane Torreira da bir tane var. Maalesef. Yani bize Apia lazım Apia. Ya şey abi rakip böyle boğacak tek başına. Evet. Çünkü ya o yüzden ben hep diyorum Dominguez de aslında tamam ama Dominguez gene Grunich'ten daha yırtıcı yani. Ve daha aktif. O yüzden yani Dominguez ben de, daha pasör bir Dominguez oyuncu. Diyorum. Bilmiyorum siz de hani Dominguez mi Grunich mi? Ben net Grunich pardon işte Dominguez diyorum. Abi çünkü Grunich iki maçta orta sahayı deldirse yani şimdi 12 milyon artı bonus konuşuluyor. Direkt yangın. Direkt space odaları açılır. Gerçi Dominguez de o fiyatlar da yani o, başka da ya ben Dice'de aslında beklemiyordum biliyor musunuz? Yani orada bir de Dice'de 3 yıllık gerçekten hele ki zaten Dice'de anlaşacaksan 12'sinde kupa maçı bitti 13'ünde anlaşırdın. O da bana mantıklı gelmiyor açıkçası. Bir de yani Mert Hakan da belli ki bu sezon süre alacak. Yükselişe de geçecek. Yani Zimru çok zayıf bir rakip ama. Yani ligde büyük ihtimal İsmail ve Mert'i kullanacak hoca böyle dönüşümlü. Üçüncü Türk gibi. Hani Ferdi atıyorum Mert bazen Altay. Öyle yapacak gibi geliyor bana. Ya Cengiz'in bence en büyük istenme sebebi o zaten. Üçüncü Türk konusunda çok, eli çok rahatlıyordu. Her yani iki peki de 7 artı yapınca... 4 olacak ya seneye. Ben inanmıyorum da. O yüzden de bir önlem almak isteyebilirler. Ya bunu bütün takımlar yapmak zorunda. Tabii. Ya ben Anadolu takımlarına bakıyorum Melih. Geçen gün böyle işte o marketing sitesinden baktım. Nasıl kadro kurarlar diye. Ya bazılarında kusura bakmasınlar da yani 3 tane Türk koyamadım biliyor musun? Nasıl yapacaklar bilmiyorum. Allah kolaylık ver. Ya abi dediğin gibi ben de kolay kolay yani düşünmüyorum 7 artı 4 olacağını. Anlamıştır izleyenler de. Evet. Kalit olarak hani o atabilecekleri 3 tane Türk bazı takımlarda yok. Abi Adana evet. Demir'de işte Yusuf Sarı oynuyor Türk diye. Mecbur ama. Gene Yusuf gene iyi yani. Bence sen de bir bak o marketing yani isim vermeyeyim ayıp olur takım olarak da. Bak anlarsın dediğimi. Çok abi sıkıntı yaşayacaklar. Çok korkunç yani. Şey hakikaten yerli oyuncu Elmas'tan daha değerli oldu. Ya Trabzonspor gidiyor mesela işte geçen sene Schalke'de çok büyük varlık gösteren Mehmet Can'ı almak zorunda kalıyor. Neden? Türk yok elinde yani. Lig'den birini almaya kalksa selamun aleyküm 3 milyon. Yani. Maalesef. Örnek Eren'e yani. Eren Elmayı neydi? Doğucan mıydı diğer çocuğun? Kaç milyon euro verdi yani. Geçen sene Trabzon? Evet. Ya bunu aslında bu Türk kontenjanından Avrupa'daki kulüpler de haberdar. Onlar da yani mesela bir başka kulübe Marsilya bu kadar Cengiz için para istemeyebilir. Çünkü zaten çok yararlanmadığı bir oyuncu. Özellikle Tudor geçen sene çok net bir şekilde oynatmamıştı. Ve Marsilya'nın planlarında da ilk 11'de olmayan bir oyuncu şu an için. Yani herhangi bir Avrupa takımı 8-10 milyon verse Marsilya belki şu ana kadar çoktan satmıştı ama... Bu Türk kontenjanının dediğim gibi diğer takımlar da farkında ve
bundan da avantaj sağlamaya çalışıyorlar. Yani Fenerbahçe, Mert Müldür de açıkladı Zayt'la birlikte. Bir her iki beki de Türk yapmış gibi görünüyor şu an için. Koray Erbey'in de dediği gibi muhtemelen üçüncü Türk maçtan maça değişecek gibi görünüyor. Özellikle taktiksel açıdan. Ama ne diyeyim, Mert'in de geçen sene sadece 13 dakika oynadığını, hazır olmadığında ben herkese söylüyorum yani, Mert selam hadi ben ilk 11'e girsin. Çünkü ağır bir sakatlık yaşadı. Evet. Kullanmadılar. Yani zamana ihtiyacı var çocuğun. Bunu da herkes. Ki abi bilmiyor. Yani milli takımın sağ bek havuzunda yeri sağlam oyunculardan birini 2.8'e, bu yabancı sınırının olduğu lige 2.8'e getirmek de zaten o sakatlıktan kaynaklıydı. Aynen yani, yok. Yani evet. Geçen zaten sezon başı da geçen sene başlamadan Fener Galatasaray Beşiktaş'la geçerken 4-5-6'lar evet. Konuşuluyordu Mert'le ilgili. Geçen sene 4-5-6 bizim takımlarımızın teklif edebileceği rakamdı. Yoksa Sassuolo evet. Ya kapıyı ondan açtı diye hatırlıyorum ben. Dediğim Ahmet Nurçevi başkan o 10 kağıdı duyunca var ya tansiyonu düşmüştür. Bakalım hayırlısı evet. Ya. Yani maçları, eşleşmeleri değerlendirdik. Takımların transfer Melih, durumlarını değerlendirdik. Berk'e soracağım ki Berk de çok sızkın kaldı biz konuşurken. Berk'e şu an biz 4-4 yaptık bu hafta. Hala 12. miyiz bir onu soracaktım Berk. Evet hala 12.'yiz de abi. Bir az sonra ekrana koyabilir mi Melih bilmiyorum da puan durumunu attım ona. Olmadı sözle söyleriz. Yani şu an koyamıyor bildiğim tamam. Kadarıyla. Melih sen söylersen bize daha iyi olacak. Tamam. Ben Avrupa puanına mı geçerim? Tamam. Evet, sen yani istersen tamam. Ben şöyle yapayım. Fenerbahçe Maribor'la eşleşti. O belli oldu. Diğer eşleşmeler de belli. Dediğimiz gibi Adana Demirspor Osijek ile eşleşti. Beşiktaş Nefti Bakü ile eşleşti. Galatasaray da Ljubljana ile eşleşti. siz isterseniz kısaca çok kısa bunlara değinin. Ben de o sırada puanları getirip tamam. En azından söyleyeyim. Berk'le başlayalım. Berk çok sıkı kaldı 15 dakikada. Evet. Osijek ortada bir eşleşme abi. Kuluj için Adana Demirspor'un geçeceğini düşünüyordum da Osijek bana 50-50 gibi geliyor. Çünkü nihayetinde Hırvatistan liginin hep ikinci olan takımı Rijeka ile birlikte. Bir de Avrupa'da her sene belli yerlere gelebilen, yani gruplara kalmasa bile en azından buraları bilen bir takım. Dolayısıyla Kuluj eşleşmesi kadar rahat oynayabileceğini sanmıyorum Adana Demirspor'un ama nihayetinde bu iki maç ve ekstra antrenmanlarla da fizik kondisyonunu daha iyi hale getirecektir. Ama yine de ortada bir eşleşme ben. Favorim. Ki bence Nani ve Belanda'nın ayağına bakan bir eşleşme. Farkı onlar yaratır. Kesinlikle. İsterseniz ben puanları söyleyeyim kısaca. 9. sırada İskoçya var. 30.65 puanla. 10. sırada Avusturya var. 29 puanla. 11. sırada İsviçre var. 28.475 puanla. 12. sırada da Türkiye var. 28.350 puanla. Özellikle ilk 10 şansımız direkt bu sonraki turlarla birlikte oyunculuğa yükselme şansımız çok arttı gibi görünüyor. İskoçya biraz daha yukarıda olsa da. Bu turun eşleşmelerinde çok düşük puanlar veriliyor ama sonuçta bu da önemli bir katkı oldu. Hem de kulüplerimizin de Avrupa'da en azından bir kazanma alışkanlığı açısından biraz yararlı olduğunu düşünüyorum. Hakan sen istersen buradan devral. Yani puanlar birbirlerine çok yakın. Bu turdan sonra ne kadar puan alınırsa daha yukarı çıkabiliriz. Eşleşmelere göre gelecek turda ne kadar puan alacak takımlarımız? Sonraki turlarda şansımız nedir? Tamam. Şimdi şöyle, ön elemelerde bizim 4 takımımız olduğu için her galibiyet 0.25 getirirken her beraberlikte 0.125 getiriyor. Yani bu da şu anda İsviçre'nin bizden sadece bir beraberlik uzakta olduğunu ve de 3 galibiyet Avusturya'dan fazla aldığımız takdirde ilk ona, yani Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkına girmemiz anlamına geliyor. Her hafta 4 takım olduğumuz için şu anda 1 puan maksimum kazanabiliriz ki bu 1 puan önümüzdeki hafta şu saatlerde bizi 10. sıraya taşıyabilen bir puan olabilir. Avusturya takımlarının sonuçlarına göre.
Şu ön elemedeki tüm maçları kazanırsak ne kadar puan alıyoruz diye soruluyor. Şu anda iki eleme turu kaldı. Playoff'ta üçüncü ön eleme turları. Bu da 4 maç haftası demek. Her hafta 1 puan verildiği için 4 puan elemelerden geliyor. Ekstra olarak Şampiyonlar Ligi katılım puanı var Galatasaray eğer oraya gelirse. Oradan da ekstra 1 puan. Toplam 5 puan daha alınabilecek potansiyel puan var. Yani şu anda Türk takımlarımızın olabildiğince kazanarak gitmesi lazım ki. Çünkü bu sezon itibariyle en fazla puan toplayan iki ülke ekstra Şampiyonlar Ligi katılım hakkı elde edecek. Türkiye şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'nde gruplara direkt girmesinin tek yolu bu sene. Dolayısıyla elemeleri önemsemeleri gerekiyor takımlarımızın. Onun haricinde Beşiktaş ve Adana Demir'in pazartesi günü çekilecek olan kurada seri başı olmamaları büyük handikap yaratabilir. Çünkü rakipler biraz sıkıntılı. Yani Frankfurt, Aston Villa, Lille gibi buraları çok iyi bilen takımlar var. Bu rakipleri sıkıntı ya. Onlar ne öyle abi? Şampiyonlar Ligi kurası mı çekiyoruz? Aynen. Adana Demirspor için de aynı risk geçerli. Eğer OCC 2 geçerse onlar da o rakiplerle eşleşme riski var. O işte bu hafta 1 puan aldık. Önümüzdeki hafta işte dediğim gibi 10. sıraya yükselmiş olabiliriz. Böyle bir ihtimal var. Onlar şimdi... Gruplara kalındığı takdirde bütün temsilcilerimizin gruplara kaldığını varsayarsak inşallah da öyle olur. Nereye çıkabiliriz sence? Yani gruplardaki alınan puanları söylemiyorum da yani gruplara hepsinin kaldığını düşünürsek kaçıncılığa yükselebiliriz ya da hangi baremde tutunabiliriz sence? Eğer 4 takım gruplara kalırsak İskoçya'yı geçeceğimizden hiç şüphem yok. 9. sırayı alırız. Yani 9'unculuğa geliyoruz böylece. Yani geliriz. Orayı çok rahat geliriz. 8. Belçika ile biraz aramızda fark var. Onlar 35.2 puandalar ama şöyle bir şey var. Eğer 4 takım gruplara kalırsak bence Belçika'yı geçme şansımız da var. Gelecek sonuçlarla birlikte tabii de. Ya bir de kura şansı da önemli ama. Çünkü Belçika'da bu sene Genk kesinlikle formsuz. Çok net gözüktü. Özellikle Servet'le eşleşmesinde çok net gözüktü. Evet. Bir tek Kulüp Brugge ve Gent'in bizim 4 takımımıza karşı direnebileceğini ben düşünmüyorum. Eğer ki 4 takımı da gönderebilirsek gruplara. Yani 8.lik hedef olabilir ama şu anda asıl hedefin ben 9.luk olduğunu düşünüyorum. Yani İskoçya'yı tatminden ederek 9.luğa yükselirsek dediğin gibi Türkiye için en azından uzun yıllar sonra büyük bir başarı olur diyebiliriz herhalde. Koray abi de ne yazık ki düştü. Aramızdan ayrılmak zorunda kaldı biraz erken olarak. Zaten biz de programın sonuna geldik. Hakan'ın daha detaylı bir incelemesi, daha detaylı bir açıklaması var Avrupa sıralaması için. Kanalımızdan izleyebilir, takip edebilirsiniz. Son sözlerinizi alayım. Ardından geceyi noktalayalım. Hakan Mert Can Polat şeyden UEFA merkezinden bildirdi. Gerçekten öyle oldu. Yani bu işlerde kolay gibi görünüyor hesaplaması, takip etmesi ama gerçekten çok zor. O yüzden büyük emek harcıyor. Yani bugün ekrana getiremedik ama sonraki yayınlarda inşallah biraz daha derli toplu bir şekilde karşınıza getiririz. Ama dediğim gibi Hakan'ın zaten daha açık bir şekilde, daha net, daha detaylı bir açıklama videosu var. Oradan kanalımızdan izleyebilirsiniz. Daha detaylı bir... Her hafta kıstıracağız ya. Bu hafta ne yaptık bu hafta? biraz öyle görünüyor. Arkadaşlar, Celtic'i, Rangers'ı jinxliyoruz. Leş atıyoruz. Olumsuz ne kadar totemimiz varsa yapıştırıyoruz. Bak bahiste, yasal bahiste iyi olmayanlar onları oynasın. Ülke için her şey. İndiriyoruz. Koray abi... Belçika için ben Kulüp Brugge'den şeyim bu arada. Hiç umudum yok. Orada bize Genk sıkıntı yapabilir. Genk'in performansı yükselişe geçecek. Bakalım. Olabilir. Yani dün büyük bir sürpriz yaşandı. Bir takımları elendi, Gent elendi. Aynen. İnşallah bundan sonra da biraz daha bizim şansımızdan yana devam ederler. Ya Koray abi Kent'in Fenerbahçe'de as oynamasını çok istemese de Rangers'a biraz güç kaybetmiştir diye umut ediyoruz. Yani Kent de sonuçta senelerdir Rangers'ta as oynayan bir oyuncuydu. Camianın çocuğuydu abi, gitti adam. Biraz öyle.
Evet, yani artık geceyi bitirelim diye burada noktalıyorum. Abi saat 4'te Fenerbahçe dosyasını kapatan Telegol'e döndük. Yavaştan. Biraz öyle oldu. Yani elimizden geldiğince turları değerlendirmeye çalıştık. Yani transferleri değerlendirmeye çalıştık. Gelecek transferler, olası transferler hakkında yorum yaptık. Hakan sağ olsun çok değerli açıklamalarda bulundu. Teşekkür ederiz. Alakalı. Dediğim gibi bu daha önce de programlarımız oldu. Bundan sonra da Avrupa programlarımız devam edecek. Hakan'ın ülke puanıyla alakalı detaylı bir programı var. Hepsini takip etmenizi diliyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Yayını alalım. Hoşçakalın.